dinleyen arkadaşlarımız da sağ olsun bizlere çok büyük destek verdiler. Bizim amacımız ülkemize, milletimize faydalı olabilirsek bu bizim için bir onur, bir şeref. Yani bizim amacımız taşın altına elimizi koymaktı. Kadınlarla beraber bu işi başarıyla yürüteceğimize inanıyorum kadın arkadaşlarımızla birlikte. Hepsi bize destek veriyorlar. Şu anda üye sayımız 60 civarında ama bunu daha da ileriye taşımayı düşünüyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Tabii ki olacak. Biz bu son yıllarda bilhassa bu kadın ölümleri, kadınlara yapılan şiddeti nefretle kınıyoruz ve yakından da takip ediyoruz. Elbette olacak. Kadınlarımıza destek vermek açısından da çalışmalarımız olacak bizim. Tabii ki yani biz kendimiz kadınız. Türkiye'de kadınların çok çok ezildiğinin farkındayız yani. Elimizden ne gelirse bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Çalışma alanında olmasını destekliyoruz. Zaten kadınlar bir yere elini atarsa dünya güzelleşecek. Ülkemiz güzelleşecek. Çocuklarımız yani daha kültürlü yetişecek. Kültürlü bir annenin elinde olacaklar. Çalışan kadınlar çünkü kültürlü kadınlardır. Ve inanıyorum ki ileriki yıllarda inşallah kadınlarımız biraz daha bu alanda fazlalaşacak. Onu ümit ediyoruz yani. Uzun zamandır zaten gözlemliyorduk ve bu konuda da parti dışında da paralel bir Atatürkçülük şemsiyesi altında paralel bir oluşumla daha etkin rol alabileceğimizi düşündük. Ve çalışmalarımızı bağımsız bununla beraber kadının son yıllarda toplumda bir sürü sıkıntıları mevcuttur. Mesela nedir? İşte cinayetler, aile baskıları, şudur budur, işte mutlaka birçok vatandaşımız da duymuştur. İşte hamile kadının sokağa çıkmaması gerektiği. Ondan sonra işte geçenlerde babayla 9 yaşındaki kızın trene bindirilmemesi gibi. Ve dışarıda yine kadının kahkaha atmasının yasak ve hoş olmayan bir şekilde görülmesi gibi böyle bir